Merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Bugün sizlerle beraber AYT Biyoloji denemelerimizi çözmeye başlayacağız. Bildiğiniz üzere AYT'de biyolojiden tam tamına 13 tane sorumuz geliyor. 11 ve 12. sınıftan gördüğümüz konuların hepsiyle alakalı olarak bu sorular karşımıza geliyor. Bu çalışmamızda daha az çok deneme çözme temposu, denemede bir soruyu gördüğümüz zaman nasıl yaklaşmamız gerekir bunları inceleyeceğiz. Tabi artık sınavımıza oldukça az kaldı, bir ay civarı bir süre kaldı. Bundan dolayı da sınavları çözerken, testlerimizi çözerken denemelere ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu deneme hakkında öğrencilerin kafasına gelen bir sürü soru olur. Hocam işte ben hani bunu çözecek miyim ya da süreli mi çözeceğim vesaire. Benim fikrimi sorar, sorarsanız eğer, bence denemeler gerçekten deneme gibi çözülmeli. 13, dakika, 13 tane soruyu gerçek sınavda 15 dakikada çözmeyi hedefliyorsanız, denemeyi çözerken de 15 dakikaya ihtiyacınız olacaktır. E, bu şekilde yaparsanız eğer zaten denemelerde e, gittikçe netlerinizin yükseldiğini görebilirsiniz. Müzik Evet arkadaşlar ilk sorumuz bakıyoruz hemen solunum sistemine ait yapılardan hangilerine kıkırdak doku bulunur? Bildiğiniz üzere kıkırdak doku zaten bizim dokularımızdan bir tanesi. Bulunanları e, bir seçelim. 1- Soluk borusu. Evet arkadaşlar soluk borusunda kıkırdak bulunur. Çünkü soluk borumuz ve birazdan işaretleyeceğimiz yine diğer öncül bronşlarımız sürekli olarak açık kalmak zorundadırlar. Ve biz solunumuza devam edebilelim diye tabii ki bu durum. O yüzden bronşlarımıza da kıkırdak doku bulunur. Fakat bronşluklarda bulunmaz. O yüzden sorumuzun cevabı 1 ve 2 oluyor. Evet arkadaşlar sorumuza yine bir metin sorusu. Bakalım metin sorumuzda bize neyden bahsetmiş? Suzul ekosistemlerde çeşitli hayvanlar arasında beslenme ilişkileri yanlış şematize edilmiştir. Köpek balıkları vatozları besin olarak tüketmektedir. Vatozlar ise ıstakoz, yengeç, midye ve benzeri suzul olumlu beslenmektedir. Köpek balığının ortamdan uzaklaşması vatozları üzerindeki baskıyı azaltmakta ve vatoz sayısı hızla artmaktadır. Hmm, burası önemli olacak arkadaşlar. Baskı yazan vatoz sayısı hızla artmakları altın çizdik. Vatoz sayısındaki artış Sucul omurgasızların hızla tükenmesine neden olur. Neden olur? Buna göre. Hangisi söylenemez diye sorduk arkadaşlar. Bildiğiniz üzere burada bir trofik düzey yapılanması görüyoruz. Ve köpek balıkları tabii ki en yukarıda. Birbirini yediğine yani, yani vatozların sucul omurgasızları köpek balıklarının vatozları yediğini söyleyebiliriz. Bir, sucul omurgasızların sesindeki azalma vatozların sesinin azalması neden olur. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü vatozlar sucul omurgasızları yedikleri için buradaki azalma mantıklı. Aldım. 2. Köpek balıkları ekosistemin kilit taşı türüdür. Arkadaşlar burada fark ettiğiniz üzere köpek balığının ortamdan uzaklaşması önemli bir e, etki yarattığı için bizim kilit taşı tür dediğimiz yapı da zaten ekosistemden çıkarıldıklarına büyük değişimlere yol açan e, canlılardır. O yüzden evet köpek balıkları ekosistemin kilit taşı türüdür. Doğrudur. Sucul omurgasızlar ekosistemin birinci il trafik düzeyini oluşturmaktadırlar. Arkadaşlar birinci il trafik düzey dediğimiz yapılanma e, sadece şey için olur bitkiler ve işte benzer ototraf canlılar gibi üreticiler için söylenecek bir cümledir. O yüzden doğru değildir. 3. Hangisi söylenemez soru kökümüzün cevabı ise yalnız 3'tür. İnsanda üreme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Üreme dediğimiz olay yine sistem kazanımı. Yani bizim sistemler konusunda işlediğimiz bir şey. Ee, i̇nsanların erkek ve dişi bireylerin kendi vücutlarında önce mayoz bölünmeyle beraber gametleri ki A şıkkında görüyorum o kelimeyi. Gamet dediğimiz şey üreme hücresi demektir arkadaşlar. Yazalım üreme hücresi. Üreme hücrelerinin ne olduğunu zaten hatırlıyoruzdur. Ee, eğer hatırlamıyorsak da TT ve AET videolarımıza dönmemiz gerekir. Üreme hücresi yani sperm ve yumurta. Kastettiğim şey bu. Sperm yazdım ve yumurta. Üç hücreler sperm ve yumurta hücreleri birbiriyle birleşerek işin sonunda şey oluştururlar. Bizim zigot dediğimiz yapıyı oluştururlar. O yüzden gametler mayozla meydana gelir. Doğrudur. Üreme ana hücreleri zaten mayoz bölümüne geçirebiliyordu. Ekstra olarak ne durum söz konusu? Gamet dediğim şey zaten en kromozomlu. E gamet en kromozomluysa, e, şey iki en kromozomluysa tabii ki aradaki e, bölünme çeşitimiz mayoz olacak. Erkeklerde üretilen spermler büyük ve hareketsizdir. Aa, kesinlikle doğru değil. Erkeklerde üretilen spermler oldukça hareketli, mobilize bir yapıdadır. Şuna bir kamçı olarak çizelim burayı. Spermin yapısı budur. Yumurtaya göre oldukça az miktarda sitoplazma içeri ve oldukça çok hareketlidir. O yüzden bunun tam tersleri doğru. 5 şık zaten. Diğer şıkları kontrol edelim. Yumurta zikot için asıl sitoplazma kaynağıdır. Çok doğru. Zaten sperm bu hareket edebilmesi için, bu hareket etene sahip olabilmesi için sitoplazmasının çoğundan kurtuluyor. O yüzden C doğrudur. Yumurta mayoz 2'yi döllenmeden sonra gerçekleştirir. Kesinlikle doğru. Döllendikten sonra mayoz mayozikeye devam edilir. Hatta işte e, e, konuşuyorduk menstruasyon döngüsünde de mayozikinin belli bir kısmından devam ediyordu. Oluşan zigot iki bebeğinden de genetik madde alır. Bunun zaten başka bir seçeneği yok. Yani bir çocuk sahibi olmak demek bir yavru meydana getirmek demek bu demektir. Cevap kesinlikle bursa. Anlaştık. Diğerlerine göre daha rahat bir soru. Devam edelim arkadaşlar. Bir grafiğim var. Grafik sorularına yaklaşırken ne yapmamız gerekiyor? Tabii grafimizden ne istediği çok önemli. Burada grafikler yazarların şeyine göre, hayal gücüne göre farklı şeyler ifade edebilirler. Bakalım. Grafikte, grafiklerde bulunan çeşitli reseptörler ve farklı sıcaklık derecelerinde oluşturdukları impuls sayısını göstermektedir. Duyu organları, sinir, birleşik impuls dediğimiz şey oluşan uyarıdır. Ya yani uyarısının yol açtığı reaksiyondur kısacası. Impuls dediğimiz olay bu. Bakıyorum bir grafiğim var. Öncüleri değerlendirmem gerekecek. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk birbirine benzeyen ağrı hislerine neden olur. Şimdi bakalım. Çok sıcak. Burası çok soğuk. Burası. Bunun ifade ettiği şeyi kontrol etmem gerekirse. Farkındaysanız aşağı yukarı benzer ağrı hislerinden olmuş. Çünkü ağrı hissi dediğimiz şey ağrı reseptörümüzün algıladığı olaydır aslında. Başka bir şey değildir. O yüzden benzer ağrı hislerinden olur. Doğru diyorum. Bu soru tabii ki biyolojiyle, biyoloji mantığını bilmeden çözebileceğimiz bir soru değil. Fakat grafik okuma becerimiz eksik olduğunda çok çok zorlanabileceğimiz bir soru. Farklı sıcaklık değerleri, farklı reseptörlerin farklı oranlı impuls oluşturmalarıyla anlaşılır. Bakalım. Farklı sıcaklık değeri mesela soğuğu ve ılığı alabiliriz. Bir tanesi soğuk reseptörü tarafından algılanıyor. Bir tanesi sıcak reseptörü tarafından algılanıyor. Tabii belli oranda soğuk reseptörü. E bunlar farklı reseptörler. Farklı sıcaklık değerleri, farklı oranda mı impuls üretiyorlar? Bir de kesinlikle var. Evet. O zaman gerçekten bu bizim e, grafik olmasına doğru diyebileceğimiz bir şeymiş. Farklı duyular, farklı reseptörlerin farklı uyarılara farklı şekilde reaksiyon göstermeleriyle oluşur. O yüzden ikinci yorumu da burada yapabilirim. Üçüncü yorum, soğuk ve sıcak reseptörleri aynı anda impuls oluşturamazlar. Bu arkadaşlar bizim e, daha çok şeyde karşımıza gelen bir tuzak diyelim. İşte enzimlerin çalışmasında o benzer sıcaklıkta çalışamazlar, benzer işte pH'te çalışamazlar gibi durumlarda karşımıza geliyor. Hayır çalışabilirler. Ortalama sıcaklıkla ılık sıcaklık arasında şu an taradığım bölge bunun ispatıdır. O yüzden üçüncü yorum yapılamaz. Cevabım yine B şıkkıdır. Peki devam edelim tam biraz. Sağ tarafta bir tane şablon görüyorum ben. Kan glikozu var ortada. Besinler bağırsaktan kan kangol... Kozu oluyor demek bağırsaklardan emiliyor anlamında. Tabi glikozla karaciğer arasında çok sıkı bir ilişki olduğunu biliyorum soruya geçmeden önce. Çünkü karaciğer bizim vücudumuz için zaten çok önemli bir organ. Glikozun fazlasını glikojen şeklinde depolayıp başka monomerlerden de yani burada gördüğümüz asit ve gliserolden de glikoz ellesi. Ve glikoz dönüşümü yapabiliyor. Aynı şekilde glikojenden glikoz e, yıkımını da, glikoza yıkımı da sağlayabiliyor. Buradaki temel cümle ne arkadaşlar biliyor musunuz? Bizim vücudumuzda iki yer e, şey depolar. İki yer e, glikojen depolar. Bunlardan bir tanesi kastır, bir tanesi karaciğerdir. Fakat kas depoladığı e, glikojeni asla vermez. Çünkü kas her zaman kendi kullanmak ihtiyacında olduğu için veremez. Karaciğer boyarlamaları yapar. Ki zaten kaslar dediğimiz yapıda buydu. Kan glikozunun yağ dokuyla beyinle ve böbrekle olan ilişkisini şöyle açıklayabiliriz. Böbrek de kandaki yani glikozu arttırmak için başka maddelerden glikoz sentezi gerçekleşir. Beyin glikozu çok fazla miktarda kullanır. Bunu videolarımızda hep bahsetmiştik TT videolarımızda da. Eğer bizim vücudumuza 5 birim glikoz geliyorsa bir birimini beyin kullanıyordu. Yağ ile zaten ilişkisini biliyoruz. Çok fazla miktarda glikoz alırsak glikojen dönemeyecek miktarda bu adipoz dokuda yağ doku olarak ve trigliserit olarak depolanır. Açıkladığımıza göre soruya geçelim. Yanda kan şekeri üzerinde etkili çeşitli yapılar ve bu yapılar tarafından gerçekleştirilen işlevler şematize edilmiştir. Oklar glikozun taşınma ya da oluşma yolunu göstermektedir. Açıkladık zaten. Böbrekler düşük kan şekerini yükseltirler. Şimdi bunu normalde ben yapabiliyorum ama bu grafikte bahsettiği kısım sanırım şey olacak. E, glikozun fazlasının atılmasıyla alakalı. O yüzden bir soru işareti koydum şimdilik. Bunu bu şekilde çözmemin sebebi arkadaşlar. Zaten ben e, okuyup C bu, A bu desem sizin için kazanım daha az olur. Bir sınav esnasında nasıl düşünülmesi gerekiyor onu yapıyoruz. Karaciğer laktik asidi glikoz üretmek için kullanır. Ben bu yola görebiliyorum. Laktik asit karaciğere giriyor glikoz olarak çıkıyor. Peki, aminositler ve gliserol glikoz üretiminde kullanılabilir. Aynı şekilde karaciğer bunları yine glikoza çevirebiliyor. Az önce demiştik dönüşüm da. Beyin, yağ doku ve kaslar önemli glikoz tüketicileridir. Bunların hepsi tabii ki e, doğru. Beyin ve kaslar bunu kullanır. Yağ doku da aynı şekilde doğrudur. Kan şekeri belirli bir değerin üzerine çıktığında fazlası idealle atılabilir. Ki bu zaten bundan bahsediyor tuzak olan kısmı zaten AYT biyolojisi iyi olan öğrenci böbreklerin bu glikoz sentez yapabilmesini yapabildiğini biliyor ama bu grafikten neyi çıkarabilirim dediği zaman bunu çıkaramıyor. Çünkü burada böbreklerde fazla glikozun atılması kısmı bizim için önemli olmuş. Burada da şöyle bir durum var. Bizim diyabetiz e, diyabetiz işte mellitus dediğimiz bir hastalık var, şeker hastalığı. Bu ne oluyordu? Eğer kan şekerimiz fazla olursa kandaki şeker derişimimiz bunu e, yeterli geri ememiyoruz nefronlarımızdan ve bir şekilde idrarda görüyoruz. O yüzden fazlası Atılabilir ki bu da zaten şeker hastalığıdır. Şeker hastalığının tespit edilmesindeki en önemli noktalardan bir tanesi de yine e, idrarda şeker gözükmesidir arkadaşlar. Anlaştık. Devam edelim. Aşağıdaki özelliklerden hangisi? Aşağıdaki özelliklerden hangisi? hücrede işlev gösteren RNA çeşidinin tümü için ortaktır. RNA. Ribonükleik asit. Peki başlayalım. İlk olarak şunu söyleyeyim. Kaç çeşit RNA'mız var? 3 çeşit. TRNA var. Yazalım mRNA var ve rRNA var. Yani Transporter RNA, taşıyıcı RNA bizim e, aminositlerimizi söplazmadan önce ribozoman olduğu kısma getirip kodonlarla antikodon eşleşmelerini sallayarak genetik bilgimizin hangi sıralı aminosit dizmemiz gerektiğini söyleyen arkadaşımız tRNA. mRNA, messenger RNA yani işte e, mesajcı RNA. Ne yapıyor? Genetik bilgi var. Genetik bilgi okuyor. Diyor ki tamam ben bunu dışarı alayım bu bilgiyi. Oradaki DNA dizilimini, uygun RNA dizilimini dışarı alıyor. Böylece ben hangi aminositleri hangi sıralı koymam gerekiyor? ...biliyorum. Ribozomal RNA ise ribozomun yapısına katılan bir RNA'dır. Zaten adı üstüne. Başlayalım. Belirli bir organın yapısına katılırlar. Yani RRNA için peki, mRNA için bazı durumlarda peki, tRNA için kesinlikle peki değil. Çünkü zaten e, mRNA'ya bazen dememin bir ribozom arkadaşlar normal şartlar altında... hücrede bir arada bulunmaz. Küçük alt birimi, büyük alt birimin birinden ayrı şekilde dururlar, e, durur. Bu duruma biz e, işte şey protein sentezine birleştiklerini söylediğimiz bilgi budur. Aminositleri ribozoma taşıma. Bu da oradan tRNA'nın görevi. Başka bir arkadaşımızın görevi yok. Ribonükleotitlerden oluşma. Bunu zaten yani tanım dediğim gibi tanım bu. Ribonükleotit dediğimiz şey bir nükleotinin ortasındaki şekerin riboz şekeri olmasıdır. RNA tabii ki ribonükleotitlerden oluşur. Endoplazmik retikulumda sentezlenmesi hiçbiri DNA'nın kendine işlemesinde işlev gösterme. DNA'nın kendi işlemesinde de değil daha çok transkripsiyon dediğimiz ve translasyon dediğimiz protein sentezi aşamalarında görevlidirler. O yüzden ribonükleotitlerden oluşmayı aldım. Geçtim 7. soruyor. Fotosentez ışıktan bağımsız tepkimelerinde Tamam. İnorganik maddeler organik besin sentezlenir. Tamamdır. Kelvin döngüsü olarak adlandıran bu tepkiler Rubisco. Uuu. Karboksilaz karboksilazo, deoksinoaz denilen enzim tarafından başlatılır. Arkadaşlar fotosentez dediğimiz şeyin ne olduğunu bilmek çok önemli. Fotosentez temel olarak iki tane major kısımdan oluşan ışıklı tepkimeler ve ışıksız ortamda gerçekleşebilen tepkimeler tarafından olan bir tepkimedir. Ne yapılır? Suyun yapısındaki elektronlar hid reaksiyonuyla beraber çekildikten sonra gidip nadp'leri indirgerler. Nadp'leri indirgemek demek nadp'lerden nadpH üretimi demek. Sonra bu nadpH'ler ve atp'ler e, havadaki karbondioksitin alınıp buradan bir glikoz önce tabii ki 3 karbonlu bir ara bileşik sonra glikoz üretilmesini e, yol açar. reaksiyon budur. Yani güneş enerjisini kullanarak şey ellesidir, besin ellesidir. Rubisco enzimi hangi deniz substrat olarak kullanılabilir diyor. Çok güzel. Rubisco arkadaşlar Kelvin döngüsünün ilk enzimidir. Zaten bahsettiğimiz şey bu. Birinci enzim budur. Bizim burada Kelvin dönmüş dediğimiz şey aslında karanlık tepkiler olarak da geçer. Normal şartlar altında gerçekleşmesi için ışık e, olmaması gerekir gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece eskiden beri adlandırılmış bir şey. Peki, Rubisco dediğimiz kişinin temel olayı. Rublos bir fosfat molekülüne ki kendisi 5 karbonlu bir bileşiktir. Karbon dioksit bağlayıp bağlayıp 6 karbonlu ilk bileşiğimizi oluşturmak. Anladık. Yani ikisini kesinlikle zaten sübse olarak kullanıyor. Çünkü görevi bunun ikisini birleştirmek. Fakat ATP ile alakalı bir görevi yoktur arkadaşlar. ATP dediğimiz şey işin daha sonraki kısmında moleküler aktiflik ve moleküler işte düzenlemeleri yapmamız için gerekli olan enerji kaynağıdır. Fakat bu soru özelinde asla ve asla e, Rubisco ile ilişkilendirilmemesi gerekir. Karbondioksit ve ribulaz bir fosfat istediğimiz cevaplardır. Anlaştık denizli. Devam edelim. Milyonlarca yıl önce yaşamış canlılar ile günümüzde yaşayanlar arasındaki farklılık ve benzerliklerin tespit edilmesinde hangisi kullanılır? Sanki bana sınıflandırma ile alakalı, daha doğrusu filogenetik ile alakalı bir soru kökü verildi. Şimdi eskiden biz şunu biliyoruz: İnsan her zaman çeşitli sorular sorardı. Aristo döneminde de canlılar nasıl sınıflandırıldığı, birbirine nasıl ilişkileri olduğu bizim için çok önemliydi. Filogenetik dediğimiz kavram daha sonra ortaya çıkmıştır çünkü zaten daha gelişmiş bir bilim e, kullanımı ihtiyaç, e, bilim kullanımına ihtiyaç tutar. Filogenetik dediğimiz olan canlıların protein benzerlikleri, aminosit dizilimi benzerlikleri, DNA benzerlikleri, enzim aktiviteleri benzerlikleri gibi durumların tespit edilerek akrabalık ilişkilerinin e, bulunmasıdır. Eskiden biz şöyle şeyler kullanıyorduk canları sınıflandırırken. işte dış görünüşler. Ya da atıyorum Ariso demişti ki bitkiler üçe ayrılır. Çalılar, ağaçlar, çiçekler, hayvanlar şöyle ayrılır. Yüzenler, uçanlar, koşanlar. Bu böyle değildir. Filogenetik sınıflandırma benim bahsettiğim protein. Bunları yazalım arkadaşlar. Siz de mutlaka ya ekran görüntüsünü alın ya da e, aklınızın bir köşesine yazın. Çünkü sınıflandırmadan gerçekten şey sorular gelmiyor artık. Eskiden bizim çözdüğümüz gibi işte böceğin nesi var, onun nesi var gibi sorular gelmiyor. Bu sorular çok önemli. Protein, amino asit, DNA benzerlikleri bizim için çok önemli. Yani genetik bilgi benzerlikleri kısaca. Peki, soruya döndüm. Üreme şekilleri. Şimdi üreme şekilleri derken yani iç döllenme vesaire tarzı bir şey kastediyorsa ki bunu kastediyor. Bu canlılar arasında net bir fark gözlemletmez bize. Çünkü mesela sürüngenler Hadi sürüngenlere geçelim. Yani Sürüngenlerle kuşların ikisi de en yakın örneklerimiz olduğu için söylüyorum. İkisi de iç döllenme yaparlar, dış gelişme yaparlar. O yüzden belli olmaz beslenme şekilleri asla belli olmaz. Bir canlı ne yediği onun bulunduğu takımla, aileyle, alakalı, takımla alakalıdır. Yani bir filogenetik şeyde sınıflandırmasına bir nokta belirtmez. Fosil kanıtları evet bunu almamız lazım. Çünkü fosil kalıntıların üzerindeki genetik kodlarla beraber, o DNA analizleriyle beraber hangi canlının evrimsel basamakta, evrimsel ağaçta nereye ait olduğunu söyleyebiliyorum. O yüzden fosil kalıntılarını alırım. Vücut büyüklüğü dediğimiz şey zaten bence çok göreceli bir kavram. Yani bir canlı çok küçük de olabilir, çok büyük de olabilir. Fareler memelidir. Köpek balıkları balıktır ve fareler balıklardan daha gelişmiştir. Bunlar arasında bir zaten korelasyon yok. Peki, kromozom sayısı dediğimiz şey her zaman söylüyoruz. Kromozom sayısı gelişmişlik göstermez. Kromozom sayısı sadece aynı türün sağlıklı bireylerinde aynıdır. Yapabileceğimiz tek yorum budur. Ne gelişmişlik gösterir ne işte vücut büyüklüğü hiçbir şey ifade etmez. Sağlıklı bireyler derken insanlar Down sendromlarının hasta olduğunu kastetmiyorum. Biyolojik olarak average e, ya yani ortalama şeyimiz, ortalama e, kromozom sayımız önemli. C'yi aldım. Popülasyon büyümesi yoğunluğa bağımlı ya da yoğunluktan bağımsız faktörlerden etkilenebilir. Çok mantıklı. Soru neyi soruyor? Popülasyon yoğunluğundaki artışa bağlı olarak artar. Bu çok çok önemli bir kısım. Popülasyonların e, birey sayısının ki popülasyonun kelime anlamı, tanımı çok önemlidir arkadaşlar. Birim alanda yaşayan yani belli bir habitatta yaşayan aynı tür canlılardır. Tür dediğimiz şeyde çiftleştikleri zaman verimli döller meydana getirebilen canlılar demektir. Çok önemli. Anladım. Demek ki popülasyonların büyümesi kendi içindeki birey ile alakalı veya alakasız bazı e, noktalar getirebiliyormuş. Sorun kökünü tekrar okuduk. Birey popülasyondaki yoğunluğun artması birey sayısını arttıracak ve artan şeylere bakacağız. Birinci öncü. Besin veya besleyici miktarından miktarından kaynaklanan sınırlamalar kesinlikle artar. Çünkü diyelim ki odada 5 kişilik yemek var. E biz 3 kişi olursak rahat rahat yeriz. 5 kişi olursa tam denk gelir yeriz. Peki 20 kişi olursak yemeyiz. Besin popülasyon yoğunluğuna bağlı olan en pozitif noktalardan yani en doğrudan etkilen şeylerden bir tanesidir. 2. Yaşam alanı ve yuvalama bölgesinin yetersizliği çok doğru. Aynı şekilde bir apartmanda 5 bina var. 5 kişi otururuz ama 20 kişi oturamayız. Bulaşıcı hastalık oranı ve avcı sayısı artar kesinlikle. Çünkü bulaşıcı hastalık dediğimiz şey ki bu dönemde en hayatımızın merkezinde olan Covid pandemisi de buna bir örnektir. Artar çünkü daha fazla birey daha fazla bulaşma anlamına gelir. Aynı şekilde avcı sayısı da artar. Çünkü eğer biri bizi yiyorsa buraya gelmesi gerekir. Çünkü bizde zaten çok fazla canlı var. Çevrede biriken zararlı toksin miktarı. Bu da kabul edilebilir. Doğrudan diğerleri gibi bir yorum olmasa da şu yorumla varılabilir. Trafik düzeylerde bir şey yaparken ne kadar fazla canlı bir şeyler yiyorsa, tüketiyorsa biriken toksin miktarı da o kadar fazla olacaktır arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Popülasyon büyümesiyle alakalı bir kazanımdır. Anlaştık. Geçelim onun soruya. Evet arkadaşlar, yanında bir deney, bir e, işte, rekombinant DNA teknolojisiyle alakalı bir yapılanma gözükmüş. Bakalım, şematiz edilen olaylar yapılan, yapılan açıklamaların hangileri doğrudur? Okuyalım. Gen aktarımı, bir canlının hücrelerine başka bir canlının DNA'sının belirli bölümlerinin yerleştirilmesi işlemine denir. Peki, bunu biliyoruz zaten. Rekombinant DNA teknolojisinin uygulamalarından biridir, tabii ki. Yanda yabancı bir gen aktarılan bakteri üretimi şematize edilmiştir. Hadi gelin beraber öncüllere bakalım. Gen aktarılan bakteri, aktarım öncesinde ilgili antibiyote karşı dirençli değildir. Evet, değildir. Çünkü zaten bunun temel amacı bu geni ekleyerek e, bunu yaratmak. O yüzden doğrudur. Bakterilerin antibiyotik içeren ortamda çoğaltılmaları... ...rekombinant bireyleri, bireylerin seçilebilmesini sağlar. Tabii ki eğer böyle olmasaydı zaten... Kimin neye karşı dirençli olduğunu bilemezdik. Ya bilemediğimiz için de aynı şekilde ee, şey olmazdı, şey gerçekleşmezdi ee, seçilebilme. Aktarımda kullanılan vektör bakteri plazmitidir. Evet tabii ki bakterilerden bahsediyoruz ve plazmit sizin de bildiğiniz üzere şey dışındaki e, yapıdır. Ee, burada asıl kalıtım maddesi olan hani ana DNA'nın dışındaki yapıdır. O yüzden bu da doğrudur arkadaşlar. 1, 2, 3 diyoruz. Cevabımız Edirne. Meyve ile ilgili aşırılıklı açıklamadan hangisi doğrudur diye sormuş. Peki meyve dediğimiz yapıyı zaten biliyoruz. Çok aşinayız günlük hayatta da. Fakat burada bunun biyolojik önemiyle alakalı şeyler üzerine odaklanacağız. A. Hayvanları çekerek tozlaşmayı kolaylaştırır. Hayır arkadaşlar hayvanları çekme dediğimiz özellik şeye aittir. Ee, taç yapraklara aittir. B. Karasal ortamlarda yaşama uyumlu tüm bitkilerde oluşur. Hayır sadece kapalı tohumlarda oluşurlar. Ee, açık tohumlar ve daha aşağısında meyve gözükmez. Çoğu sadece çiçek sapının gelişmesiyle ol olur. Hayır doğru değildir. Büyümesinde özellikle oksin hormonu görevli olur. Bizim en sevdiğimiz en işlevsel hormonumuz olan oksin tabii ki etkili olur. Cevabımız denizidir. Yine de E bakalım. Genellikle döllenme olayından önce gelişme başlar. Hayır tabii ki döllenmeden sonra gelişmeye başlar arkadaşlar. Bitkilerin dış ortamda madde alışverişini en yoğun gerçekleştirdiği yapılardan biri yapraklardır. Buna göre yapraklar hangileri aracılığı dış ortama madde verir? Çok kilit bir bilgi sorusu. Dördüncü öncüden başlamak istiyorum. Emergen dediğimiz şey dikendir. Dikenin vücut dışına, yani bitki dışına bir şey atım sağlama gibi bir durum söz konusu değildir. Bu sorunun en net cevabı tabii ki stomadır. Stoma dediğimiz şeyler stoma dediğimiz açıklıklar bitkinin gaz alışverişini sağlayan doğrudan görevli olan yapılardır. Lentisel mantar kabuklarda bulunan boşluklar fakat yaprak dediği için almadım. Hidatot dediğim şey bazı akşamlarda çiğ gördüğüm o yaprağın içinden çıkan noktaların sıvı şekilde atılmasına izin veren yapıdır. İkisi de epidermis farklılaşmasıdır. Emergens de öyle. O yüzden cevabım 1 ve 3. Bu denememizin son sorusuna geçelim. Ondan sonra denememizi kapatalım. Dediğim gibi daha birkaç tane daha deneme çözeceğiz. Bitkilerin üreme organları çiçeklerdir. Buna haberdarız. Çiçeklerde yumurta ve polen farklı yapılarda üretilir. Peki. Yanında yumurta üreten yapı ve yapıya ait çeşitli şematize edilmiştir. Hangileri doğrudur? Sizin yerinizde olsam bu soruya yaklaşırken kesin en basit olanlarla başlardım. Yumurtanın en kromozomlu olduğunu biliyoruz. Ki en kromozomlu olduktan sonra başka bir spermle birleşsin ve spermle birleştikten sonra zigotu oluştursun. Aynı şekilde polar çekirdeğin döllenmesinin bir endosperm tabakayı oluşturduğunu Endosperm tabakanın üçen kromozomlu oldu. Eğer bu üçen ise tabi e, spermden en geldiğini varsayarsak polar çekirdeğin yani ikinin iki kromozomlu olması gerektiğini biliyorum. Sinerjitler gördüğümüz üzere arkadaşlar sinerjit hücreler gördüğümüz üzere yanlarda bulunan antipotlar şekilde yanlarda bulunan hücrelerdir. Burada genelde antipotlar 3 çekirdek olsa da her birini konuştuğumuz için en en e, dememizde fayda var arkadaşlar. O yüzden cevabım 5. İlk denememizi çözdük. Umarım verimli olmuştur. Ee, videolarda dikkat etmek, e, benim altın çizdiğim yerleri sizden de not alabilirsiniz ya da ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki denemeyle beraber yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.